Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 30 Kasım 6 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, yılın önemli bir haftası başlıyor. Ay tutulması yaşanacak 30 Kasım'da 8 derece İkizler burcunda. Artık 2020'nin son ay tutulması. Mayıs ayına kadar ay tutulması yaşamayacağız. Bu süreci de tabii ki bu tutulma tesirleri büyük planda şöyle bir şekillendirecek. Tutulma sizin 12. evinizde meydana geliyor. Duygusal olarak hassas başlayabilirsiniz haftaya. Hem bilinçaltınız çok hareketli, bir yandan zihniniz biraz karışık olabilir. Ama tutulmalar genel olarak bize bazı farkındalıklar getirir. Bu dönem önemli bilgilerle de karşılaşabilirsiniz. Dışsal anlamda belki gizli kalan bazı şeyleri öğreneceksiniz. Bir anda sürprizler de olabilir tabii. Ya da kendinizle ilgili, bilinçaltınızla ilgili önemli keşifleriniz olacak. Genel sağlığınız, duygusal durumunuz, ihtiyacınız olan hani her türlü sağlık ve şifa çalışmaları, bilinçaltı terapileri, dönüşümsel çalışmalar için iyi bir zamandasınız. Bu tutulma size bu alanlarda da önemli kapılar açabilir. Özellikle geçtiğimiz yaz döneminde hayatınızda başlamış bazı konuların da netleştiği, sonuç verdiği bir süreçte olabilirsiniz. Evet tutulma tesirleriyle gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda hareketli bir haftadayız. Birçok bilgi almamız, ilginç gelişmelerle karşılaşmamız, hızlı e, hareketlerin olması mümkün. İkizler çünkü hareketlidir, hem değişkendir ama özellikle iletişimi, bilgi paylaşımını çok öne çıkarır. Ama her duyduğumuz bilgiye de hemen inanmayalım çünkü bu dönemde yanıltıcı şeyler de olabilir. Tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Ay Tutulması videosunu izleyebilirsiniz. 1 Aralıkla beraber artık Merkür Yay Burcuna geçiyor. Merkür biraz daha zihinsel anlamda olaylara ya da günlük hayatımızdaki gelişmelere daha iyimser bakmamıza neden olabilir. 21 Aralık'a kadar Merkür Yay Burcunda olacak. Bu süreçte günlük hayatınıza detaylara dikkat edin çünkü Merkür Yay Burcunda biraz e, ayrıntılara dikkat etmekte zorlanır. Bazı karışıklıklara yol açabilir. Bu süreçte e, günlük hayatımızdaki iş trafiğimizde, e, hesap işlerimizde, e, öğrenci eğitim hayatımızda detaylara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çarşambadan itibaren Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Duygusal anlamda özellikle güçleniyorsunuz. Bu tabii biraz hani ruhsal ve bedensel hassasiyetinizi arttırabilir. Özellikle sindirim sisteminize, midenize dikkat edin. Sevgi, şefkat, ilgi ihtiyacınız da artacak. Özellikle yakın çevrenizden, aile üyeleriyle de daha fazla bir arada olmanız, paylaşımlar yapmanız mümkün görünüyor. Cuma öğleden sonraki saatlerde Ay Aslan burcuna geçince hafta sonu da Ay Aslanda para konularını daha fazla odaklandığınızı söyleyebilirim. Kazançlarda tabii ki bazı fırsatlarda çıkabilir ama kişisel zevkleriniz için keyif için para harcama eğiliminiz de olabilir Hatta burada biraz abartıya da kaçabilirsin hafta sonu bunu da dengelemekte fayda var sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim hoşçakalın